1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaymakamım, Sayın Denizli İl. Hele ki bu projede çok zorlandığımız anlar da oldu. Burayı buluncaya kadar 5'ten fazla yeri gezdik. Birçok yere gittik. Alzheimer Dernek Başkanımız burada. O kadar çok emeği var ki, gözyaşı var, alın teri var. Her yere beraber gittik. Burası olmaz, burası olmaz, burası olmaz. Çünkü bir cennet köşesi arıyorduk. O cennet köşesini Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan sayesinde bulduk. İşte o dualar, milletimizin bu projeye duymuş olduğu o güven ve bu Allah'ın bizi bir araya getirmesi. Abalıoğlu ailesi çıktı geldi. Allah razı olsun. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Ve bundan yaklaşık 1,5 sene önce buranın temelini hep birlikte attık. Yine de zorlanmaya başladık. Çünkü o pandeminin etkileriyle bir çalkantılı dönem başladı. Bu kez tabii ki sayın milletvekillerimiz, başta bugün de aramızda olan Nilgünök hanımefendi, dedik ki bizim desteğe ihtiyacımız var. Burası tek başımıza da yürütebilecek bir yer değil. O esnada sayın valimiz sağ olsun, kaymakamımız, bizler tabii önceden bu tarafa tanışıyoruz. Burada il müdürlerimiz var. Özellikle her iki hanımefendi müdürümüz de aramızdalar. Hem sağlık müdürümüz hem aile sosyal politikalar il müdürümüz. Bunun yanında da halk eğitim. Buralarla ne yapıyoruz? Bu tesisimizin tam anlamıyla profesyonel Avrupa standartlarında bir tesis olmasını sağlamış oluyoruz. Çünkü alanında uzman hekim desteğini, alanında uzman olan diğer personel desteğini temin etmiş oluyoruz. Hülasa bu gördüğümüz tesiste tam anlamıyla birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu hakim. İnşallah da bu şekilde devam edecek. Hiçbir mazeretin arkasına saklanmadık. Hiçbir konuyu bahane etmedik. Hep hayalimizde olan bu güzel projeyi ayağa kaldırmak için çalıştık. İnşallah bu projemizde yaklaşık 1000 metrekare kapalı alana sahip olan bu cennet köşesindeki bu projemizde çok güzel hizmetlere imza atacağız. Çok çok dua alacağız. Rahmetli Turan amcamız da inşallah buradan haberdar olacak. Onun da ruhu şenlenecek. İnşallah sizlerin bu katkılarıyla ortaya konmuş olan bu güzel tesis milletimizin, o belirli bir yaş seviyesine gelmiş olan milletimizin özellikle çok daha mutlu olmasına vesile olacak. Bu projemizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen belediye personelimiz, hayırseverlerimiz, Büyükşehir Belediye'miz, milletvekilimiz, sayın kaymakamımız, bütün o müdürlerimiz, hepsine de yürekten teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Biz yıllardır gerçekten bu projenin hayata geçmesi için, başkanımın da dediği gibi, çalmadık, kapı bırakmadık. Hiçbir zaman ümidimizi de yitirmedik. Dolayısıyla bugün burada olup bu açılışı gerçekleştirmede bizlerin de bir katkısı olduysa ne mutlu bize. Burada emek var, burada anın teni var, burada yüreklerimizi ortaya koyduk hep birlikte. Ben ayrıca mutfağın arkasında bulunan Pamukkale Belediyesi'nin tüm personelini, başta Hüseyin Başkanım olmak üzere tüm personelini ve diğer başkanlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Çok ilden eminim. Ya böyle bir örnek tesis varmış Pamukkale'de, Denizli'de diye projesini, çalışma usulünü, yönetim biçimini gelip görmek için birçok il, ilçe sıraya girecek ve gerçekten bir ihtiyacı bu tesis doldurmuş olacak. Tekrar emeği geçen başta hayırseverlerimiz olmak üzere Pamukkale Belediyesi'ni ve tüm emeği geçen herkesi kutluyorum. Hayırları vesile olsun diyorum. Bunlar hayaldi. Gerçekten denizimiz için hayaldi. Bunu hayal edebilmek bile ayrı bir güzellik, ayrı bir meziyet. Onun için Avni Başkanımız
böyle bir hayali ortaya koydu. Tabii burada Alzheimer Dernek Başkanımız da gerçekten her zaman bizlere ziyaret ettiğinde de bu konuyu gündeme getirdi. Tabii ki sosyal devlet olmak, sosyal belecik bunu gerektiriyor. Sadece bizler yol, kaldırım, altyapı, spor tesisleri gibi yapı yatırımları yanında insanımıza dokunan, direkt duyguya dokunan, onun hayatını kolaylaştıran, muhtaç olana, ihtiyaç olanın yanında olmak, onun ihtiyacını karşılamak gerekiyor. İşte bu Alzheimer merkezi de bunlardan birisi. Yaş ilerledikçe bazı rahatsızlıklar da ortaya çıkıyor. Alzheimer da ayrı bir hastalık, rahatsızlık. O insanlarımız belki bizi tanımayabilir, bazen unutma olayları olabilir. Ama şunu hiçbir zaman unutmamak gerekir. Biz onları tanıyoruz, onların kim olduğunu biliyoruz. Onlar nasılsa bizi bilmiyorlar, nasılsa görmüyorlar, anlamıyorlar. İlişkimizi bilmiyorlar, unutmuşlardır artık. Ne yapsak fark etmez dememek gerekiyor. Çünkü biz onları biliyoruz. Onlar bizim annemiz, babamız, kardeşimiz, dostumuz, komşumuz. Bizim insanımız sonuç itibariyle. Onun için ben Amir Başkanıma çok çok tebrik ediyorum. Tabii ki bir hayali gerçekleştirmek için emin adımlarla gerçekten en üst seviyede motive olarak koşmaya başladığınızda herkes size yol verir. Herkes sizin yolunuzu açar. Her iş güzelse, doğruysa herkes size destek olur. Bu Alzheimer merkezimiz şehrimize, Pamukkale Belediye'mize hayırlı ve uğurlu olsun. Tüm emek verenlere, tabii birçok insanımızın ismini sayamamışızdır. Tüm emek verenlere Allah'ım razı olsun. İnşallah bu hayırlarını kabul ve makbul eylesi diyorum. Tekrar hepinize saygıyla, sevgiyle selamlıyorum efendim. Sağ olun. Başkanımızın o ilk belediye başkanlığı adaylığı sürecinde bu projesi böyle broşürlerinde de vardı. Benim de gerçekten en çok beğendiğim ve kendisine de söylediğim projelerden biriydi. Ve sonunda bunun güzel bir şekilde dernek başkanımıza ben çok teşekkür ediyorum. Biliyorum gerçekten birçok kez böyle Alzheimer'la ilgili hastaların sorunları, yakınlarının yaşadığı sıkıntılarla ilgili bir fiil gerçekten çalışan ve gerekli yerlere ulaşmak için çalışan bir hanımefendi kendisi. Ben de kendisini tebrik ediyorum. Başkanım çok güzel bir proje. Yer de o kadar güzel ki Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Aslında bizim şehirde bazen belediyecilik anlamında en büyük sıkıntımız projeler vardır ama yeri bulamazsın. Doğru yeri bulamazsın. Ama şu an bakıyorum ki burası gerçekten çok güzel incelenmiş ve doğru yer bulunmuş. Bu anlamda da Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hayaller gerçeği, işte böyle doğru güzel hayalleriniz olursa onlar hayata geçtiğinde bizler çok mutlu oluyoruz. Pamukkale Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Yapımında emeği olan tüm belediye çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ama tekrar böyle bir projeye inandıkları için de Abalıoğlu ailesine tekrar sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. O geldi, ben rahatladım dedim, tamam emin eller.